İyi akşamlar efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Yeni Ufuklar gene her zamanki gibi kendi üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Herkesin konuştuğunu değil, konuşulması gereken bir konuyu ele alıyor. Ukrayna'da halk ne istiyor? Biraz onu oraya kulağımızı verelim istedik. Yukarıdaki tepedeki üst siyasetten aşağıdaki gerçekleri biraz görelim istedik. Ukraynalı Kiev doğumlu bir gelinimiz var. Onu konuk edecektik. Ukrayna damadıyla bu hafta yetinmek zorunda kaldık. Çünkü buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimizi de gönderiyoruz. Yulia Didashko-Selvi maalesef Covid oldu. Evet. Ve kafasını bile kaldıramıyor. Yani ben hiç olmazsa Skype'la falan bağlansak diye düşündüm ama Şiddetli baş ağrısı hiç doğrulamıyor. kafasını bile Dünden beri kaldıramıyor. tam ağır zamana denk geldi maalesef. Evet. Birdenbire de olunca maalesef şey yapamadık. Başka bir şekilde çözüm bulamadık. Siz de ama zaten Ukrayna'yı iyi tanıyorsunuz. Evet, gidiyorum uzun süren kaldım, sık sık gidip geliyorum bu bölgeyle ilgili. Evet, Hanımköylüsünüz hanımköylü yani. olduk. Evet. Hemen isterseniz sizinle başlayalım. Ukrayna'da halk ne istiyor diye sorsam ne dersiniz? Yani biraz kültürünü, anlayışlarını falan da konuşalım istiyorum. Tanıyalım istiyorum Ukrayna halkını. Daha sonra Kırım'a da biraz uzanalım. Orada ne istiyorlar? Şöyle, aslında Ukrayna'da kaldığımda o dönemlerde gözlemlediğim halk zaten Rusya'yla iç içe. Sürekli sokaklarda Rusça konuşuluyor. Her yerde Rusça konuşuyor. Metro istasyonunda Rusça Ukrayna'nın konuşuyor. kendi bir dili var, Var, değil mi? Ukraynaca diye bir kendi dili var. Hatta bunun yanılmıyorsam 98-99 yıllarında resmi dili olarak da kabul edildi. Bütün yazışmaları, devlet yazışmaları, devlet daireleri hepsi resmi evraklarını, işlerini Ukraynaca yapıyorlar. Ama sokakta, evde yani eşim annesiyle Rusça konuşuyor. Bütün insanlar öyle, sokakta da öyle. Herkes Rusça. Dolayısıyla böyle çok birbirine girif olmuş bir halk var, iç içe geçmiş. Rusya, Ukrayna. Zaten tarihinde de öyle bir iç içe geçmişlik var. Ama halk ne istiyor dediğimizde halk aslında huzurunu, sükunetini istiyor her yerde olduğu gibi. Ama Rusya ile de ilişkilerin iyi olmasını istiyor. Ancak işte 1900 o Sovyetlerin çöküşünden sonra gelen parçalanma ve bağımsız devletler kurulma durumundan bu yana işte ilk Cumhurbaşkanı, daha sonraki gelen Kuçma, ondan sonraki gelen Viktor Yushchenko'lar, Turuncu Devrim hazırlıkları, işte Timoşenko'larla beraber ona karşı beraber bir blok kurmaları, Yushchenko, Timoşenko bloğu, Leonid Kuçma, o ikinci başkan, işte onları Rusya'dan koparma, Ukrayna'yı Avrupa'ya bağlama, Avrupa Birliği, Amerika ile entegre, yeni işte kanunlar vesaireler yapma anlamında bir hareket yaptılar. O Turuncu Devrim'de hepimiz biliyoruz. Orada Maydan diyorlar. Maydan, Kiev'in ortasındaki büyük, o meşhur bir anıtları var, heykeller var üstünde, sarı altın yaldızlı bir melek gibi duran. O oranın adıdır Maydan. İşte orada Ne demek, bir anlam var mı? meydan. Ha, meydan. Ha, Evet. meydan. Maydan diyorlar. Bizde tam karşılığı meydan. O alanda toplanan hareket o maydan olarak kaldı. İşte, o Turuncu Devrim hareketiyle beraber yavaş yavaş Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne ve Atlantik sistemine entegre etme çalışmaları. Ama halk bundan ne kadar memnun, ne kadar değil. İşte sorunun başladığı, sorduğunuz üzere noktası o. Çünkü Ukrayna içinde ciddi anlamda hala Rusların yaşadığı bir bölge. Özellikle doğu ve kuzey kısmı Rusya ile sınır, kuzeydoğu sınır bölgelerinde Rus halkı yoğun olarak, o Donbas dediğimiz, onlar oblast diyor, belli bölgeler var. Donbas bölgesi, işte kıyıdaki Donetsk, aşağı kadar Mariupol'a kadar inen bölgelerde Rus yoğunluğu çok fazla. Kırım'da da aynı durumda, o yüzden Bu referandum öyle sınırlarda çıktı. zaten pek belli olmuyor. Yani Sovyetler Birliği'nden kalan Evet.
birleşmişlikten kalan. Tabii tabii, halklar hep birbirine geçmiş. Aslında ekonomik bakımdan da öyle bir şeyleri vardı. Doğru, yani doğru. Bir kısmı diyelim pamuk şeyde çıkar, Kazakistan'da atıyorum. Ama işlenmesi, fabrikası orada da. Evet, Sovyetler'de hep öyle. Hala vardır. Yani Polonya'ya kadar o fabrikaları gördüm ben. Yani orada işte pamuk işleme, tekstil fabrikası, trenler geliyormuş. Fabrikalar hala şehrin içerisinde korunuyor, böyle ufak fabrikalar. Şehirlerin ortasında kalmış. Dolayısıyla aslında halkı yönlendirme, yani o Avrupa Birliği müthiş bir sopanın ucundaki yem diyelim. İşte serbest dolaşım hakkı, Avrupa'da para var, modernlik var, kültür var vesaire var, özgürlük var. Bu anlayışla konsolide ettiler, yapılandırdılar, o meydanlara döktüler. İşte Turuncu Devrim'in, o Soros devrimlerinin, renkli devrimlerinin orada başladı. Ondan sonra Rusya ile kopuş, bir de bir milliyetçilik. Ama bu milliyetçilik derken tabii yanlış anlaşılmasın, herkes, bizler de milliyetçiyiz. Her insan yaşadığı ülkesinin vatanseveridir, milliyetçidir. Ama kastettiğimiz o değil. Bir yere angaje edilmiş, bir yere yönlendirilmiş bir milliyetçilik, Rus karşıtlığı, Rus düşmanlığı. Ama bunun yanında Batı seviciliği. Dolayısıyla ona orada milliyetçilik diyorlar. İşte Ukrayna'yı savunuyoruz. Ama bunun yanında da Batı ile beraber olalım. İşte o Timoşenko'nun Avrupa Birliği vize vesaire işleriyle beraber getirdiği. Şimdi oradan oluşan müthiş bir Rus düşmanlığı başladı. Hatta biz turizm bölgesinde görüyoruz bunu. Rehber arkadaşlarımız da anlatıyor. İşte eşim de rehberlik yapıyor. Otobüse biniyorlar. Ruslar var, Ukraynalılar var. Kavga çıkıyor otobüste. Bildiğiniz kavga çıkıyor. Kaç defa arkada... Niye? Rusuz, Ukraynalıyız, biz sizi sevmiyoruz, siz bize düşmansınız diye kaç defa otobüsten indirdiler. Böyle olayları yaşadık. Tabii bunu çok fazla pompaladılar, yani bu milliyetçiliği. Donbas bölgesi dediğimiz yerdeki yaşayan Ruslar da her ne kadar Ukrayna sınırında olsa da onlar da o Rusya'yla iyi iletişim, beraber olma gibi şeyleri savunuyorlar. İşte ayrılığın başladığı ana nokta orası. Sonra olaylar başladığında aslında Rusya ile bir birebir ordusal veya silahlı çatışma yok. Donbas'ta yaşayanların, Rusların Ukrayna'daki saldırılara karşı tepki vermesi ve oradan bir kendilerince bir yapı kurup daha sonra da biz bağımsızlık istiyoruz talepleri çıkmasıyla. Şu an oradaki ortam gergin aslında. Rusya'nın oraya saldırdığı, girdiği, herhangi bir silahla müdahale ettiği yok. Okullarda filan nasıl eğitim şeyi anlaşılan... Rusça eğitim vardı ki herkes Rusça konuşuyor diyorsunuz. Şöyle 2000'li yıllara kadar okullarda Rusça devam ediyordu. Ondan sonra Ukraynaca'ya geçiş oldu. Şimdiki yeni kuşaklar yani 15-16 kuşaklar onlar Ukraynaca biliyor. Ama benim eşimin kuşakları Ukraynaca bilmiyor. Yani eşim gelse Ukraynaca konuşamaz. Rusça konuşur. Ama şimdi yeni yeni öğretiliyor Ukraynaca. Peki ekonomik bakımdan durumları nasıl? Şöyle, yani neleri var, neleri yok diyelim. Rakamsal olarak Türkiye ile çünkü aradaki yapmamak lazım, burada net tavır almak lazım. Ukrayna Karadeniz'deki Yunanistan'dır, Yunanistan'da işte Karadeniz Akdeniz'deki Ukrayna'dır. Diyoruz. Yunanistan'ın ekonomisini aşağı yukarı biliyoruz. Yani biraz muhtaç durumda olduğu için de elde oynamak mümkün. Yani istediğinizi yaptırtmanız biraz mümkün. Ukrayna'nın durumu nasıl? Ukrayna aslında kalkınma aşamasında bir ülke. Ben ufak tefek notlardan gayri safi yurt içi hasılası 2021 yılı 164.6 milyar dolar kişi başı da. 3.984 dolar gözüküyor ama yaşama baktığınızda aynı karşılığı göremiyorsunuz. Özellikle şehirlerde ev kiraları çok yüksek, ev fiyatları çok yüksek. Kiev merkezde yani bugün bir oda bir salon yeri dolar bazında 800 dolardan aşağı kiralayamazsınız ki orada asgari ücret bunun altında bir ücret. Şehir genişliyor dışarıya doğru. Dışarıya uzaklaştıkça fiyatlar ona göre düşüş gösteriyor. Yaşamsal öğeleri pahalı ama en büyük onların da ticaret ortakları birinci sırada Çin, ikinci Polonya, üçüncü Rusya. Ukrayna. Evet. Yani en çok alışverişi Çin'le, Polonya'yla, Rusya'yla yapıyor. Rusya'yla da zaten enerji, yani doğalgaz,
petrol, kimyasal, petrole dayalı kimyasal ürünler gibi şeyler yapıyor. Kendilerinde de işte madencilik var dışarı satabildikleri. Belli başlı işte tahıl şey anlamında oldukça sulak, zengin bir alan yani. Çok fazla şeyleri var. Nehirleri, ırmakları, sulak alanları var. Onların getirdiği bir miktar tarım. Yani yakın komşularına yaptığı. Ama Rusya asıl enerji kaynağı orada. Ben kaçtı 2009-2010 yıllarında oradaydım. Benim de şansıma gittiğimde her zaman böyle bir yere giderken herhalde kısmetsizlikle gidiyorum. Ben gittim 3 gün Rusya gazı kesti. O zaman bir bu turuncu devrim hareketlerinin başlangıcı. 3 gün gaz kesildi. Bütün evler her şey buz gibi kaldı. Şeye de Almanya'ya kadar da oradan gidiyor biliyorsunuz. Şimdi Kuzey Akım yeni bir proje var. O da oradan gidiyor. Şu anki bütün doğalgaz enerji Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Dolayısıyla en büyük ticaret ortakları 3 sırada, 3. sırada Rusya. O da enerji, enerji güvenliği Rusya'nın şeyinde Ukrayna'nın da Rusya'dan başlıyor. Ama tabii bu dediğim gibi Yushchenko'dan başlayan daha sonra Yanukovych geldi. O bir hatırlarsınız belki çekişmeli bir seçim dönemi vardı. Yushchenko, Yanukovych sonra. Her seçim çekişmeli geçti. Yok aşırı Yushchenko zehirlendi, evet, söylendi, evet, yüzü gitti falan filan. Rusya'yı suçladılar. Evet. İşte zaten Yushchenko Cumhurbaşkanıydı. Sonra Yanukovych geldi. Halk da gene tekrar o Timoshenko ve Yushchenko'nun başında bulunduğu blok Yanukovych'i Rus yanlısı olmakla suçlayarak onlara karşı bir eylem falan yapmıştı. İşte sarayda yaşıyor, altın çeşmeleri var vesaire var gibi propagandalarla. Klasik hikayeler yani. Evet, işte evinde her tarafı altın. Bu söylemler çok yaygındı. Yanukovych bir şekilde iktidarını kaybetti. Ondan sonraki dönemde işte Pyotr Poroshenko, şimdi de Vladimir Zelenski dönemine geldik. Ekonomik anlamda işsizlik %10'lar seviyesinde gözüküyor. Dediğim gibi kişi başına düşen gayri safi hasıla 3200 dolarlarda ama bunu yaşamda göremiyoruz. Çünkü orada çok fazla oligark dediğimiz zengin bir kitle var. Hükümete yakın kitle var. Hatta benim tanıdığım bizim o bölgelerde Fethiye'de yatı olan bakanlar falan var. Kaptanlarıyla falan görüşüyorum. Birden fazla var. Büyüme oranları %4 seviyesinde. Yani bir kalkınma hamleleri var. Gelir dağılımı eşit değil. Çok değil. Eşit değil. Yani çok ciddi bir eşitsiz gelir. Yani fakir halk sınıfı çok fazla. Sokakta, dışarıda işte belli böyle izbe, kulübe hatta belli eski kanalizasyonların şeyinde yaşayan insanlar var. Kışın donma olayları çok fazla oluyor. Böyle bir sıkıntılar var yani. Çok refah bir ülke değil ama bir kalkınma hareketi göstermeye çalışıyor. İşte ona da şimdi Amerika ve Batı oraya belli pompalamaları, düşmanlıkları yaptıkça o noktada da Rusya ile ilişkileri iyi kuramadıkça daha da gerileyecektir diye düşünüyorum. Yani sıkıntı yaşayacaktır. Zelenski'ye bir gelelim isterseniz de nasıl biridir? Biz birazcık tanıyoruz gerçi. Kişi olarak çok seviliyor. Çünkü eski şey komedyen, sinemacı, dizileri olan ve halk tarafında aslında bu anlamda çok sevilen, siyasetle hiç işi olmayan, daha önceye kadar hiç işi olmayan, 95. bölge diye uzun süre bir grup olarak program yapan, her yeri gezip işte oralarda televizyona skeçler, evet, skeçler işte stand-up show dediğimiz tarzda şovlar yapıp daha sonra o 95. bölge grubundan ayrılıp kendi başına programlar yapan, halk tarafından gerçekten sevilen birisi. Ama bu anlamıyla artist seviliyor. Olarak. Evet, evet. Bu anlamıyla seviliyor. Televizyon artisti. Tabii. Olarak. Çok da fazla muhalif şeyi olan, eleştirel skeçleri, parodileri, oyunları olan birisi. Bu noktada seviliyor. Daha sonra da işte o halkın adamı dedikleri diziyi yapıyor. Orada da politika eleştirileri yapıyor. Politik evet, eleştiri. O zaman şey diyorlar, 2015'te birdenbire sokaklarda afişler yer aldı. Evet. Halkın başkanı, halkın başkanı diye. Herkes ne oluyor, seçime var, şudur budur filan derken evet. Bunun bir dizi olduğu evet, çıkmış doğru. Ortaya. Doğru. Halkın hizmetkarı. İşte o da hazırlandı. İlginç ama şeye Zelenski'ye şimdi şey deniyor, halkın adamı deniyor. Evet. Partinin adı da halkın hizmetkarı mı? Yani evet, evet. Dizi birden gerçek hayata mı gidiyor? Gerçek. Onu parlattılar o dönem. İşte
Aslında bu tarz projeler, proje insanları halkın bilincine belli aşamayla yerleştiriliyor, bir dönem alıyor ama halk işte onu daha çok görüyor, ondan sonra beğeniyor, sonra seçime koyduklarını sevdiriyorlar. Tabii seçiliyor. Aslında Vladimir Zelenski Yahudi kökenli. Yani burada kısa bir araya bir bilgi de girelim. Orası 7. yüzyılda Ön Bulgarlar, daha sonra 9. yüzyılda Hazarların hakimiyetinde. Hazarlar da biliyorsunuz Yahudi kökenli Türkler. Hazar'ın kuzeyinden gidip yerleşen. Oradan kalan aslında ciddi bir Yahudi topluluğu var. Ama daha sonra bağımsızlık diyeceğim, tam da bağımsızlık değil, Vikingler işgal ediyor. Daha sonra Kiev Kinezliği kuruluyor. Onun işte ilk prensi, ismini not almıştım, 1. Vladimir Bizans İmparatorunun kız kardeşi Anna ile evlenince Ortodoks Hristiyanlığa geçiyor. Şimdi bunu niye anlattım? Enteresan bir durum var. İsrail orada Yahudi nüfusunu tekrar kavuşmak, bulmak için çalışmalar yapıyor. Yani bunu bizzat tanıdığım insanlardan görerek, duyarak ve hani fotoğraflar, arşivlerle gördüm. Geliyor, biliyorsunuz Yahudilikte soy anneden devam ediyor. Anne evet. Kanından takip ediyorlar. Buluyorlar, İsrail'e ücretsiz tatile götürüyorlar. Bir hafta. İşte sizin kökleriniz burada diye. Hatta orada anlatıyorlarmış. Tekrar o topluluğa onu veriyor. Şimdi bir de değişmeyen, dönüşmeyen Yahudiler var. Vladimir Zelenski Yahudi kökenli. O, İsrail'in oradaki etkin çalışma alanlarının içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar parlatılarak bir sinemacının hiç siyasetle alakası olmayan. Yani o güne kadar hiçbir siyasi partinin içinde olmamış. Sadece siyasi muhalefet tarzında şovlar yapmış birinin. Direkt Cumhurbaşkanlığı, hani bir milletvekili değil, ne bileyim bir işte bakanlık değil, direkt Cumhurbaşkanı adayı olarak Poroshenko'nun karşısına konulması. Orada da ben o seçimleri yakinen takip ettim. Poroshenko mu Zelenski mi? Hep bu tartışma oldu. Poroshenko bir iş adamı. Daha önceki seçildiği dönemde şey vaatleriyle gelmişti, işte fabrikaları falan var, çikolata, tatlı üreten. İşte bunların hepsini kapatın. Orada kanun var bu arada, yani şeyseniz, devlet adamıysanız iş hayatında olamıyorsunuz. Kapatmamış ama fabrikalarını falan, devretmemiş. Dolayısıyla ikinci seçimde Zelenski'ye karşı ağır ezildi. İkinci turda %74 evet, gibi bir fark var. Ezildi. Hatta onlarda da şey, bu Amerika'daki gibi başkanlar karşı karşıya geliyor. Tartışma yapıyorlar. Orada Poroshenko inanılmaz derecede kaybetti. Yani Zelenski'nin en büyük avantaj sağladığı o karşılıklı atışma diyeyim. Artık siyaset yani biraz o tür ülkelerde böyle tiyatroya dönüştüğü için. Evet. İşte tiyatroda kim daha laf yetiştirirse. Zelenski'nin de kabiliyeti oydu yani. Oldu. Evet, onu kullandı. Bir sıfır önden başlıyor evet. Yani. Evet. Ama Poroshenko için de şey diyorlar, aslında zeki, akıllı bir iş adamı. Yani şeyi bilen, siyaseti de bilen. Ama dediğiniz gibi o 1-0, hatta 3-0 önde başladı Zelenski o tartışmaya. Orada zaten şey bitti. Şimdiki politikaları da işte Zelenski ile görüyoruz. Daha çok Amerika... Biraz böyleleri özellikle seçiliyor. Yani çok fazla siyasette, buraya geldiğinde de onu fark etmiştik. Bir devlet adamı gibi değil. Böyle hiç diplomasiye uymayacak şeyler yaptırttı. Burada bizim herkesi ayağa kaldırttı, evet, saygı duruşuna evet, geçirtti falan. Yani hiç böyle ben tesadüf izliyordum o sırada. Doğru. Televizyon ekrandaydı. Hayret ettim yani, nasıl kalk deyince herkes bir ne yapacağını şaşırdı. Evet. Şey yok, o devlet adamlığı, evet, devlet yapısı, adamı, altyapısı, bilgisi yok tabii. Yani. Biraz öyle de oluyor. İstediğinizi yaptırabiliyorsunuz o zaman. Yani size bana yaptıramayacağı şeyleri tabii, bir siyasetçi olarak, bir sizin bir görüşünüz vardır, bir tarzınız vardır, kişiliğiniz vardır, bilinciniz vardır. Şunu konuş, şöyle söyle diyemezsiniz yani, dedirtemezsiniz bu siyasetçiyi. O şimdi tam tabirine siyasi aktör oldu. Evet, aktör. Yani, ha, evet. Orada da öyle diyorlar ya, siyasi aktör diyorlar zaten. Evet, ama bu aktör de tam siyasi aktör oldu. Çıkınca bu şeyi de oradaki o herkesi ayağa kaldırdığı yerde
bürokratları, politikacıları vesaireleri de seyirci olarak gördü. Evet, neredeyse hani Avcı'ya bir selam falan verecekti. Evet. Dedim tamam, biraz sonra perde kapanacak falan herhalde. Evet, öyle bir durumda yani. Tam bir siyasi aktör. Ama bir ara dünyadaki çok şey öyleydi biliyorsunuz. Yani İtalya'da da öyleydi. Evet. Yani çok fazla yerini dolduramayınca aşağıdan onu bir şekilde doldurtan birileri olmuş oluyor. O yüzden bu İsrail ve yani Yahudi evet. kimliğinden bahsetmemin sebebi oydu. Yani belli bir projeyle zaten bu biliyoruz. Amerika şu an tek başına değil, İsrail'le beraber belli bir projenin içerisinde. Bizim hem Akdeniz'de sergilenen tatbikatlar, isimleri, Nobel dinalar, Nemesisler vesaireler. Yani oradaki ortak kuvvetler işte İsrail, Amerika, Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi yani zaten belli bir tarafı temsil ediyorlar. Yani İsrail neredeyse Amerika orada, Amerika neredeyse İsrail orada. Hep beraberler. Dolayısıyla buraya da baktığımız zaman Ukrayna için yani Rusya tarafından bakarsak ayrı bir durum var. Çünkü NATO hatırlarsınız belki Polonya'ya doğru bir genişleme kararı alıp füze sistemi yerleştirince de Rusya çok ciddi itirazlar etmişti. O zaman da Putin'in ya birinci ya ikinci dönem başkanlığıydı Rusya'da. Orada da çok ciddi itirazlar olmuştu. O zaman da Polonya'da ikiz kardeşler vardı. Biri cumhurbaşkanı, biri başbakan. Krzysztof. Krzysztof, şeyde İngilizce'de Christopher. Onlar Krzysztof diyor. Krzysztof kardeşler vardı Polonya'da. Onlar da NATO taraftarıydı. Rusya çok ciddi sert çıkışlar yaptı ama oraya füze ve rampa sistemlerini yerleştirmesini durduramadı. Ama neticede Polonya bir yere kadar haritaya baktığımız zaman ama Ukrayna'ya geldiğinde direkt Rusya'nın burnunun dibi artık sınırlarında. Dolayısıyla öyle bir tehdit oluşturuyor. Aynı şey Amerika'ya baktığımızda da doğuda da bakın Kazakistan'daki geçenki kalkışma. Şimdi Ukrayna'da başarsa, Kazakistan'da başarsa iki tarafından Rusya'yı çevrelemiş olacak. Aynı zamanda bir yol bir kuşak projesi, o Çin'in demir yolu hatları, ticaret hatları onların önünü kesmiş olacak. Çünkü bir hat oradan gidiyor. Bir hat bizim buradan Azerbaycan üzerinden geçiyor. Yani bir taşla iki değil, üç değil, beş kuş birden vuracak Amerika ve İsrail. Efendim Kazakistan'dakini tutturamadı. Şu anda Rusya'nın da derdi o bölgeye yerleşmemesi. Aynı zamanda Karadeniz'de ciddi bir tehdit alanı. Romanya, evet, Bulgaristan, tabii. NATO'da. Tabii. Karadeniz'e inmiş olacak. Tabii gene haritaya baktığımızda işte Kırım da aynı anlamda burada öne çıkıyor. Çünkü eski Sovyetlerin de Kırım'da, Sivastopol bölgesinde deniz üsleri vardı. En büyük deniz üsleri oradaydı. Dolayısıyla Karadeniz'deki hakimiyet, Karadeniz'in bir buradaki komşu ülkelerin iç denizi güvenli alanı olması statüsü değişecek. O zaman hepimiz için bir tehlike. Belki bugün Türkiye açısından da önemli için. Bir tehlike. Bugün Türkiye NATO ülkesi ama NATO'nun silahları Türkiye'ye dönük. Bugün belki Romanya, Bulgaristan'ı tehdit etmiyor ama bugün nasıl Türkiye'ye NATO'nun silahları bugün döndüyse yarın onlara da dönmeyeceğinin garantisi yok. Dolayısıyla Karadeniz'in güvenliği buradaki bütün ülkelerin güvenliği açısından çok önemli. O yüzden Ukrayna'ya NATO'nun sıçraması demek hem Rusya'yı tehdit etmesi hem bizi Türkiye'yi ciddi anlamda tehdit etmesi hem orada tırnak için NATO tatbikatları vesilesiyle sık sık Amerikan ve diğer NATO gemilerinin bulunması demek ki o da her an ciddi bir sıkıntı, ciddi bir tehdit. Ukrayna'da önemli bir ekonomik bakımdan bir savaş tehlikesi belirdiğinde İsrail'le biz savaş istemiyoruz deniyor. Evet. Halkın o konudaki düşüncesi nasıl? Yani siyasi olarak da bir yansıdığına göre demek yok, ki tabi şu an Kiev falan çok rahat. Diğer şehirler yani, çok rahat. Yani şey yok. Böyle bir işte savaş beklenti, savaş olacak tedirginliği yok. Enteresan bir şekilde basın çok fazla bunu pompalıyor. Ya mesela ben Rusya müdahale edecek meselesi değil mi? Savaş açacak. Dün de, bugün de hem kayınvalideden hem hanımın arkadaşlarından işte gelen bir panik havasıyla gelen, basında yayınlanan haberlerle gelen şeyleri takip ettik. İşte Rusya saldırmaya hazırlanıyor. Rusya ordusunda hareketlilik var. İşte hatta bir gelen haberde şey var. İşte askerler saldırmış falan. Biz bakıyoruz öyle bir politik haberlere, siyasi gündeme bakıyoruz. Ciddi kaynaklara bakıyoruz. Öyle bir şey görmüyoruz. Hem Zelenski hem Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı, şu an ismini hatırlayamayacağım. Her ikisi de öyle bir şey yok. Hatta daha da ileri bir çağrı yaptılar. Panik yapmayın, marketlere yüklenmeyin, alışveriş yapmayın. Rusya'nın öyle bir niyeti yok, bizim savaşma niyetimiz yok diye
açık çağrı yaptılar. Evet. Rusya biliyorsunuz hem Başkan Putin hem Dışişleri Bakanı Lavrov aynı şekilde bizim Ukrayna'yı işgal etme, saldırma gibi bir niyetimiz yok dedi. Dolayısıyla benim anlayabildiğim bu yapılanlardan yani Batı dayanaklı medya nasıl bizde aynı şey aslında Türkiye'de de var. Yani belki de bir nevi yarın Türkiye'de olacakların biz Ukrayna'da şeyini görüyoruz. Evet, hazırlıklarını görüyoruz. Biraz Kazakistan'da gördük, şimdi de şeyde Ukrayna'da bizde görüyoruz. Bizde de var işte dışarıdan beslenen medya kurumları, paralar alan vesaire yapan sivil toplum kurumları falan. İşte onlar aracılığıyla sürekli halka bir savaş tedirginliği pompalanıyor. Ve savaş yok ama işte o milliyetçilik dediğimiz, o tırnak içi milliyetçilik dediğimiz kitleyi hazır hale getirmeye, işte hadi yürüyün oraya gidelim hale getirmeye çalışıyorlar. Bir provokasyon peşindeler. Onu gözlemliyoruz ama ülkede öyle bir şey yok. Yani devlet kademesinde yok. Ordusu bile şey yapmadı yani böyle bir alarm durumuna geçip de bir hareket yapmadı. Peki Ukrayna'da mesela şu var mı? Biz kullanılıyoruz, ateşe sürülüyoruz. Yani onlar Rusya'yı iyi tanıyorlar sonuçta. Evet. Uzun yıllardır birlikte yaşadılar. Diyorsunuz ki yolda, dükkanda, evde bile evet, Rusça evet. konuşuluyor. Birbirlerini iyi tanıyan bir devlet diyelim en azından. Milletin arasındaki öyle bir şey çok ayrı gayrı falan yoktu. Evet. Onların şeyine inanmıyorlarsa böyle, yani yalan söyleniyor bu deniyor zaten. Böyle bir tepkileri olabilir mi mesela? Şöyle biraz sanki apolitik bir toplumdu. Bir muhalefet, öyle mi? Bir, öyle bir dönem apolitik evet. bir toplumdu. Turuncu devrimler dedikleri o dönemde tabii Batı yanlısı bir grup yöneten ama halk da şey hevesinde dedim ya o havucu gösterdiler Avrupa Birliği işte serbest dolaşım, vize, çalışma. Olacak. Şimdi ekonomik durumları zayıf olunca Avrupa'da gidip zaten çok fazla Ukraynalı var Avrupa'da çalışan. Yani Almanya'da mesela tekstil sektörünü Polonyalılar ve Ukraynalılar taşıyor. Şeylerin atölyelerini falan. Dolayısıyla işçi çalışanı olarak evet. diyorsunuz değil mi? Dolayısıyla oraya gidince hani ekonomisini yok işçi olarak. Ekonomisini kurtarıyor işte para kazanıyor falan. Bizde de var ya şimdi Batı'ya gidince para yani kazanıyorsun. Değil. Onun o havucun hevesiyle AB zengin vizesi olacak, evet, onun o yüzden o meydanları desteklediler. Yani. Timoşenko'ları desteklediler. Hatta o meydan olaylarında hiç unutmuyorum. Seyirciler bilir. Klitschko kardeşler vardır. Ağır siklet boksörleri. Onların biri Kiev valisiydi. Büyük abi Klitschko. Bir o zaman daha böyle vatansever bir tavır alan bir politika izlemişti. Yani Ukrayna'nın bağımsızlığı anlamında. Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı çıkmıştı. Ama onun haricinde de böyle bir şey yoktu. Bir bağımsızlıkçı hareket. Ukrayna'yı kendini savunan, komşularla işbirliğini savunan bir hareket görmemiştik. Ama şimdi değişiyor. Yani tehdit yükselince veya sıkıntılar yükselince şimdi belli bir şeyler kurulmuş. Kitleler, gruplar diyeyim. Henüz bir partisel bir çalışma yok. İşte Amerika Büyükelçiliği'nin önünde geçen iki seferdir evet, pankartlı evet. eylem yaptılar. Evet. Amerika'yı katil ilan ediyorlar. Yani Irak'ta, evet. Suriye'de yazmışlar pankarta. Her yerde Amerika kan götürüyor, ölüm götürüyor, demokrasi götürmüyor diye pankarta yazmışlar. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki bir bilinç hareketi bir... Oradaki de Ukraynalılar gibi yapan değil mi? Tabii, siz tanıyorsunuz. Yani, biliyorsunuz. Yani Ukraynalılar. Yani oradaki halkın kendisi. Şey, Ruslar gelip de yapıyor mu acaba? Yok. Halkın kendisi. Tamamen halk içinde. Şeyde de vardı. O olayların, kargaşaların olduğu dönemde de bir kitle vardı ama şeyden çıkan mesela ara ara böyle zayıf bir kitle olarak Turuncu hareketin karşısına çıkan bir grup vardı. Ama direkt işte bunlar Rusçu diye saldırıya maruz kalıyorlardı. Dolayısıyla çıkmadılar meydanlara vesaire. Çünkü ciddi bir çatışma riski taşıyordu. Ama şimdi daha böyle ortalığın sükunetli yani halk arasında bir gerilimin, çatışmanın olmadığı dönemde şimdi büyükelçilikler önünde vesaire de bir şey yapıyorlar. Bu arada bireysel yani bu insan işte eşim, arkadaşları vesaire arasında da aynı şeyler konuşuluyor. Yani farkındalar Amerika'nın ne yaptığını. Farkında ama işte politika ve siyasetçiler yukarıda belli bizi şeyleri yapınca... Bizi kışkırtıyor, ateşe atıyor. Evet, kendi şeyleri için kullanılıyor. O bilinç ciddi anlamda oluşmaya başladı. Evet.
Peki onun dışında Kırım meselesinde nasıl? Yani o birleşme şeyinden sonra nasıl oldu? Ya Kırım yani aslında... o Kırımlar nasıl? Biz burada Ukrayna'da kalalım ve şeyleri kendilerini orada da tabii biraz Rus şeyi var da nüfusu var. Çok var. Biraz değil, Kırım'da, bayağı var. Evet. Yani onlar mı istiyor yoksa Kırımlarda kendileri ne tarafı istiyorlar diyeyim yani? Şimdi ya, sadece Kırım değil, Ukrayna'da da fazla Rus var, Rus nüfusu. Kırım'da daha fazla var. Zaten 1954'de falan Sovyetlere bağlıydı o bölge. Bu işte son referandum kaçta yapıldı? 2014'te yapıldı yanılmıyorsam. 2014'te halkın %83'ü sandığa gitti. %94 mi 96 mı yanılmıyorsam o öyle bir oy oranıyla da Rusya'ya katılma kararı aldı. Şimdi medyada vesairede ya da işte bazı devlet yöneticilerinde falan işte Rusya'nın ilhakı deniyor. Rusya ilhak etmedi. Yani ilhak İran, Kuveyt'e yaptığıdır fiilen biliyoruz. Yani askerinizle, ordunuzla girersiniz, alırsınız. Orada bir ilhak yok. Tam tersine Avrupa Birliği'nin yasaları çerçevesinde halkların kendi kaderini kendi tayin etme noktasından bir referandum hareketiyle Peki bağımsızlık gerçek ilan mi o? ettiler. Gerçek mi? Yani Tabii. öyle bir baskı, maskı filan belki Yok, belki ben tehdit, şeyden ne bileyim biliyorum. Asker filan yapan da. Dergi Fethiye'deki evimde olduğu için getiremedim. 2004 yılının National Geographic dergisi ana kapaktan vermişti bunu. Hangi sayıda hatırlıyor, ya Mart ya Nisan. Ana kapakta şey var. Kırım halkı sokaklarda ellerinde Sovyetler Birliği bayrağı taşıyorlar. Zaten Ukrayna'nın batılılaşma ve Amerika'ya yanaşma noktasında Kırım'da bir sosyopolitik bir tepki vardı zaten. Yani o dönemde bile halk tekrar Rusya ile beraber olalım talebi içerisindeydi. Hatta onu bilimsel olarak çok iyi analiz etmiş. 8-10 sayfada bir makale ayırmışlardı o habere. Şimdi o hareket daha sonra işte bu bağımsızlık ya da Rusya'ya bağlanma noktasına referandumla dönüştü. Halk kendi isteyerek yaptı. Bakın %80'in üzerinde bir seçime katılım, %90'ın üzerinde de bir evet. Yani bu büyük bir çoğunluk demek. Neden Rusya'yı istiyorlar? Yani Ukrayna değil de Rusya. Güvenlikleri orada, yaşam bağları orada, kökleri orada. Daha önce bir birlik denenmiş birliktelik var. Yani daha önce Sovyetler yapısı altında bir birlikte uzun yıllar beraber yaşanmışlık var. Dolayısıyla bir hem siyasal hem ekonomik güvence var. Hala Rusya'nın büyük deniz üsleri orada. Aynı zamanda oranın ticarete açılan bir kapısıdır Kırım. Hem turizm var, Yalta vesaire. Hem şeyin askerinin getirdiği imkanlar, çalışma hayatı, şu bu Kerç Boğazı önemli bir ticari geçiş hattı. Ukrayna'nın da temel ihtiyaçlarını sağladığı yer. Dolayısıyla halk tabii ki kendi çıkarı ve geleceğini gördüğü noktada referandumda bir karar aldı. Şöyle diye düşünmek lazım herhalde. Tabii Rusya büyük bir devlet. Bir de çok parçalı, çok milliyetlerin yaşadığı. Evet. Kırım'da Müslüman nüfus da var. Tatarlar var. Zaten tabii. Tatarlar var. Özerk bölgeler var diyelim. Onların uzun mücadeleler sonucu hem Sovyetler Birliği'nin ilk kurulduğu zamandan kalan bazı temeldeki azınlık hakları diyelim, özerk bölgelerin hakları diyelim, kültürel olarak tanınan bazı olanaklar var. Ben mesela hatırlıyorum bazı öyle 10 bin kişinin konuştuğu bir dilde tiyatroları vardı. Bir ufacık bir grup yani herhangi bir şeydeydi. Gürcistan'da falan galiba şimdi hatırlamıyorum. Onların tiyatrosu var, kültür evleri var, bilmem şeyleri var. O zaman bu tür şeyler, imkanlar tanınıyordu. Şimdi Ukrayna ile birleşince bütün bu şeylerini kaybetmiş olacaklar. Sağlık sistemlerinden tutun. Oturmuş bir devlet sistemi var diyelim hatta yani kısaca. Ve şeyleri tanınmış aslında haklar o var. Ukrayna Bundan bu noktada... vazgeçmek istemediler Evet, diye evet. Düşünüyorum biraz. İşte o çok önemli. Bakın ben onu çok gözlemledim. Mesela emeklilik durumu çok kötü Ukrayna'da. Yani mesela. Şimdi yeni emeklilik sistemi yok yeniler için. Eskilerde Sovyetlerden kalanlardan emekli olanlar var. Dolayısıyla böyle bir güvenceleri yok. Sağlık inanılmaz kötü. Tamamen özelin eline kalmış Mesela. durumda. Tedavi olamıyorsunuz. Yani hanımın, benim eşimin teyzesini
kanser hastasıydı. Ödenecek meblağ o kadar yüksekti ki tercih yapmak zorunda kaldılar. Ölsün mü, her şeyi satalım mı tercih yapmak zorunda kaldılar. Hmm. O da ciddi söylüyorum, o derece, ve kaybettiler 3 sene önce. 2 sene evvel de babası rahmetli oldu. O da bir inme sonucu hastaneye kaldırdı. Faturaları zor ödendi. Ki yani acil bir durumda kaldırdı. Dolayısıyla böyle bir devletin sunduğu işte sağlık, eğitim vesaire gibi güvenceler tamamen kalkmış durumda. Yani benimki tahmindi ama evet, demek ki doğru bir şimdi, şey. Ukrayna zaten böyle köklü bir devlet değil. Yani ta biraz önce de bahsettim işte 7. yüzyıl ön Bulgarlar, Hazarlar falan, daha sonra 12 prenslik halinde. Bu hatta şey vardır, meşhur Cengiz Han'ın torunu Batuhan'ın işgali vardır oraya, Cüci'nin büyük oğlunun. O zaman o 12 prenslik bir araya gelip, knezlik diyorlar onlar. İşte şey geliyor, Moğollar geliyor, ona karşı işte birleşelim, direnelim, teslim olmayalım. Konseyi topluyorlar, bir araya gelemiyorlar. Dağınık kaldıkları için de Batuhan çok rahatlıkla alıyor, hatta Kiev'i yakıp yıkıyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Dolayısıyla zaten hep parçalı, yani büyük bir ne imparatorluk ne bir devlet geleneği olmadan Sovyetlerin dağılmasıyla Sosyalist oldular. Evet. Öyle bir sıçrama yani. Sovyetlerin... Yeni toplum kendi şeyiyle geçemedi oraya tabii. Dinamiğiyle geçemedi. Tabii yani bir parçalanma sonucu geldi. Mecbur orada bir daha önceden prenslikler, knezlikler vesaire olduğu için onun getirdiği bir yapı kurdular. Şimdi devlet tam oturmadığı için arşivleri Rusya'da. Bakın eşimin, o rahmetli olan eşinin şey teyzesinin kocası, adam kimlik bilgileri yok. Bir de şey, akli dengesi de bozuk. Bir şey aralacaklar işte, hastane yatışı şu bu olacaklar. Kimlik bilgilerini bulan adam kimliksiz vefat etti. Yok. Her şey Rusya'da. Arşivler Rusya'da. Çünkü bir devletsel yapı olmadığı için. Rusya'nın da sosyalist döneminde kurulan bir böyle eşit paylaşım vesaire destek şeysi var. Fakat o yani bildiğimiz gelişme sonucu revizyonist bir iktidar, yani geri dönüş, sosyalizmden geri dönüş başlayınca bu tür devletlerinden bir yararlanma, merkezde toplama şeysi de oldu tabii. Sınıflaşma oldu. Tabii. Onlar da bu tür ülkelerin gelişmesini engellemiş oldular tabii. Çok ciddi sınıf farklılaşması. Evet, farklılaşması yani, yarattı. İşte biraz önce bahsettiğimiz o gayri safi milli hastalar vesairelerde bir zengin kesim var inanılmaz derecede. Giderseniz işte Kiev sokaklarında lüks arabalar görürsünüz. Evet, Kiev'in öyle olduğunu bilirdik mesela çok yani lüks. Ama, beyaz geceler, meceler filan hikayeleri. Ama bir etrafa gittiğiniz zaman inanılmaz derecede halkta bir fakirlik var. Yaşam geçim sıkıntısı var. Müthiş bir sınıf, yani arada ciddi bir uçurum oluşmuş durumda. İşte zamanında hem o Timoshenko'lar vesaire döneminde hala daha da benzer şeyler var, işte şirket sahipleri. Orada bir şirket açmaya kalktım. Birçok yere para dağıtmadan şirket açamazsınız. Yapamazsınız. Mümkün devlet, değil. Şey, yani, bir geleneği yok diyor. Devlet geleneği yok. Çok ciddi ama tabii sıkıntılar işte, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya sonradan bir kendini toparladı. Yani normal bir devlet haline dönüştü tekrardan. O şeyin ötesinde. Şimdi en azından Sovyetler Birliği kurulurken bazı hakları vardı. Biraz önce siz de söylediniz. Sağlıktı, eğitimdi filan. Ben o dağıldığı sırada 3-4 defa filan gittim Sovyetler Birliği'ne. Hatta bir keresinde iş adamlarıyla birlikte gidiyoruz. Ben o zaman ekonomi sayfalarını yönetiyorum. Arkamdan birileri, iş adamları dediler ki, ister misiniz sizi almasınlar, siz Mao'cusunuz diye filan diye. Öyle diye girmiştik. Ama sonradan bir şey oldu, yani bir toparlanma oldu. Bir devlet sistemi kuruldu. Ve o toplumun temelinde bazı sosyalizmin getirdiği kazanımlar kaldı. Evet. Şeyde, yani Kırım'ın ayrılmak istememesinin sebebi tabii, ya da tercih etmesinin sebebi biraz tabii, o. Kesinlikle. O hakları şey yapmak, kaybetmek istemiyorlar. Sosyal haklar vesaire. Ukrayna'nın altyapısından üst yapısına, metrosundan tramvay hattına kadar her şey Sovyet sosyalist döneminden kalmış. Evet. Onun üzerinde kurulmuş şu an bir bağımsız bir Ukrayna devleti var. Yani her şey oradan. Bunun üzerine belki daha artı değer katarak ilerleselerdi farklı olurdu ama o da yok. İşte 6. Cumhurbaşkanı Zelenski. Daha henüz çok taze bir bağımsız ülke diyelim. Mesela Türkiye'de böyle birisini seçebilir misiniz? Mümkün.
Ama aday gösteriliyor da diyelim. Ama buna benzer parlatmaları biz yaşadık yani. Tiyatro miyatro yapmaya kalkışılıyor. Bizde de yöntemler çok farklı tabii, tabii, değil. Tabii tabii tabii. Muhalefet Partisi'nde yaşadık yani. Günlerde şeylerde ekranda diyelim. Yolsuzluklar üzerinden parlatıldılar. Evet evet. Yerlere getirildiler. Daha çok taze bir ülke Ukrayna. Yani ikinci cumhurbaşkanından sonra, yani Kuçma'dan sonra batıya yönlenme var sürekli. Timoşenko, Yushchenkolar, Timoşenkolar vesaire hep batıya yönlenmeler var. Dolayısıyla tabii ne yapıyorsunuz? Bir coğrafi olarak bir konumdasınız. Etrafınızda komşu ülkeler var ve ona sırtınızı dönüyorsunuz. Ukrayna'nın derdi biraz o tabii. Tabii aslında bu Karadeniz. Birey olarak düşünürsek, örneklemek de verirsek, düşünün bir binada oturuyorsunuz. Kalabalık hanelerin, dairenin olduğu, sayının olduğu bir binada. Yan komşunuz, kapı komşunuzla her gün kavga ederseniz hiçbir zaman huzurlu. Ya o taşınacak ya siz taşınacaksınız. Hadi evde bu mümkün, evinizi taşırsınız. Ülkeyi ne yaparsınız? Ülkeyi taşıyamazsınız. Sürekli kavgayla, düşmanlıkla da yüzyıllar yaşayamazsınız. Dolayısıyla komşularla sağlıklı, düzgün ilişkiler devletler açısından önemlidir. Şimdi Ukrayna, ben eminim ki bir dönem sonra bunu daha iyi fark edecek ve Rusya ile ilişkilerini normale çevirecektir. Yani ben orada hem ne savaş bekliyorum ne bir hareket bekliyorum. Yalnız şöyle bir risk var, onu da tespit edelim. O Donbas dediğimiz, yani Rusya'ya sınır olan hattaki bölgede Batı'nın desteklediği, hatta İngiliz özel birliklerinin eğitim verdiği, Amerika'nın silahlandırdığı bir grup vardı, ismi şu an tam hatırımda değil, onların bir komutanı var. Bir nevi özel kuvvet gibi Ukrayna ordusunun dışından silahlandırılmış bir grup. O çatışmalarda da hatta onlar etkin olarak Donbas'taki şeylerle, halkla çatışmışlardı. Şimdi onlarda ciddi bir silahlanma var. Oraya giden silahların bir kısmı onlara veriliyor ve eğitim veriliyor. Şimdi bunlar gidip bir provokatif çatışma ya da ateş etme ya da sınırın dışında bir iki Rus askerini vurma gibi eylemlerde bulunabilirler. Böyle provokatif girişimlerde bulunabilirler. Dolayısıyla bir risk o var ama onun haricinde ben Ukrayna'nın Rusya'ya savaş açabileceğini ya da Rusya'nın böyle bir durumda zaten gereği de olmayan bir durum, kendileri de söylüyor, gidip de Ukrayna'ya ilhak edeceğini sanmıyorum. O tarz bir kışkırtmada da Rusya'nın bu büyük devlet, imparatorluk geleneğinden gelen devlet hakkıyla öyle bir yere düşeceğini tahmin etmiyorum. Ama o bölgeyi hareketlendirebilir. Yani Donbas'ta yaşayan, eğer oradaki şehirlere, köylere, halklara saldırı olursa, oradaki yaşayan halklarda bir hareketlilik olabilir. Ama devletler arası, ülkeler arası ben bir savaş olacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir şey. Ukrayna'nın da buna sanki o tür bir gelişme de var gibi alet olmak istemeyeceğini, evet. Yani Amerika'nın biraz ya. Tabii Amerika'nın yüzü de biraz giderek daha çok ortaya çıktığı tabii, için tabii. Dişleri sökülünce hani kırk diye ısırdığını koparır da eskiden, şimdi evet. Onu yapma yeteneği de yok. Doğru. Bazen diyorum ki takma dişleri şeyde kalıyor, yiyebilecek şeysi kalmadı. Şimdi NATO konusunda yaşlandı. Tek dişi kalmış diyorduk bile ama dişi de kalmadı. Şimdi takma dişi döküldü. De ağzından düşüp duruyor. Şimdi NATO'da bakıyoruz. Mesela önce Macaristan, sonra arkasından Hırvatistan. Evet mesela. Bakın hem de şey görece diğer Avrupa ülkelerine göre daha zayıf, bir nevi ezilenlerin tarafında olan iki ülke baş kaldırdı. Evet. Danimarka NATO böyleyse ben yokum diyor. Stoltenberg Danimarkalı. Güya Danimarka NATO'nun arkasında durup asker göndereceğiz dedi. 50 tane asker gönderdi. İngiltere çekiyor. Özel birliklerini de çekiyor. Yani böyle bir savaş durumunda aslında şu an Ukrayna ve belki de o sokağa çıkıp Amerika Büyükelçiliği'nin önünde eylem yapan, pankart açan vatandaşların da gördüğü. Yani bir savaş olsa yalnızlar. Amerika da duramaz yanlarında. Kim ya şimdi Amerika girdiği demek bir üçüncü dünya savaşı demek. Dolayısıyla kimse girmez. NATO'daki ülke Almanya desteklemiyor. Bakın yarım ağız söylese bile. Çünkü hem Rusya ile enerji işbirlikleri güvencesi var. Herkes kendi ülkesinin NATO'nun da en büyük üssü Almanya'da olmasına rağmen böyle çok hararetli bir şekilde bu konuları desteklemiyor. Daha cılız sesten. Yani niyetsiz bir evet NATO üyesi olduğu için gibi görüntü veriyor. Fransa aynı şekilde. Dolayısıyla hiçbir NATO, Avrupa'daki NATO ülkesinin de işine gelmiyor Rusya ile karşı karşıya gelmek.
O yüzden oradan bir ben yani ciddi bir savaş çıkacağını sanmıyorum. Öyle bir savaş eğer hani birileri çılgınlık yapmazsa diyelim, onu bir parantez koyalım. Yani Biden, o da belki Onu yaşının yapma gereği son niyeti var anda da yani ne kadar hani başarılı nasıl olsa olabilir ben öleceğim, kaç yaşına diye. geldim ben vurayım dedi. Ne olursa olsun demediği müddetçe bir Üçüncü Dünya Savaşı öngörülmüyor. Yani öyle bir şey olacağını sanmıyorum hani. Biden'ın niyeti sonuçta bir kırdırma siyaseti olarak, Türkiye'yi bu işin içine çekme siyaseti olarak. Aslında bizim burada Türkiye Esas tarafından biz Türkiye bakmamız lazım. tarafına bakıyoruz. Tabii. Yani biraz bütün program boyunca sonuçta biz oradan ne kadar ders çıkarabiliriz? Tabii. Yani şu gömleklere. Şimdi onu düşünüyorum. Yani aramızda konuşuyoruz şurada. Seyirciler de bizim yabancımız olmadığı için ben Evet. açık konuşuyorum. Baykal olsaydı, yani ona böyle şey yaptıra, tiyatro yaptırtabilir Mümkün. miydi? Yok. Mümkün. Yok. Neyse, Yok. son sözümüz de böyle olsun. Onun için biz de Türkiye'nin menfaati açısından bakacağız. Türkiye'mizin bağımsızlığı, birliği, bütünlüğü açısından bakacağız. Ukrayna bir örnektir. Onun için birazcık şey yapmak istedik. Gelinimiz burada olsaydı keşke onunla daha ayrıntılı konuşabilirdik. Belki daha içeriden Evet. hem Türkiye'yi nasıl görüyor hem Ukrayna'yı nasıl görüyor onu Onlar da öğrenebilirdik. şey Ama çok konusunda teşekkür ederim. hemfikir, son sözden önce Karadeniz'in güvenliği ve Evet, ülkelerin yani aynı tabii hassasiyeti mesele tartışıyor ve odur. bizim için de Karadeniz'in güvenliği Türkiye'nin güvenliği Evet, demek yani. Türkiye'nin güvenliği demek, o Akdeniz demek aynı Tabii, zamanda tabii, esas tehlike tabii. de orada zaten. Evet, çok teşekkür ederim Ben katkılarınız teşekkür için. ediyorum Geçmiş efendim. olsun diyorum Çok sağ olun, tekrardan çok teşekkür gelinimize. ediyorum. İyi bakınız lütfen. Peki. Bir şeyler kaynatıp içirin, bari bir an önce iyileşsin. Evet. Ukrayna'da halk ne istiyor? Ukrayna bizim açımızdan nasıl bir örnektir? Yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenleri biraz çıkarmaya çalıştık, örneklemeye çalıştık. Çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Ben İyi teşekkür günler. ederim efendim. Çok sağ olun.